konuştuğu çok önemli bir konu var 2 Mayıs'tan bu yana. Sedat Peker'in videoları. Tabii orada bazı iddialar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanan bu iddiaların odağındaki isimlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gazetelerde de basında da manşet olduğunu biliyoruz efendim. Yakından orayı da takip ediyoruz. Kutlu Adalı ismi konuşuluyor. Kutlu Adalı 25 yıl önce yaklaşık 26 yıl önce faili meçhul bir cinayetle adada öldürüldü. Kutlu Adalı üzerinden başlayalım. Sizin görüşleriniz nedir efendim? Oradaki yansımaları basına da yansıdığı şekliyle, bu cinayetin nasıl olduğu şekliyle, Sedat Peker'in iddialarının gölgesinde. Öncelikle sizin görüşlerinizi bu konuda alalım efendim. Evet, gerçekten çok önemli bir faili meçhul cinayetti yaşadığı Kıbrıslı Türklerin ve bu çok büyük bir travma yarattı gerçekten. Bunca yıl geçti aradan. Bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Birdenbire Türkiye'de yaşanan bu Sedat Peker olayı ve konunun Sedat Peker tarafından gündeme getirilmesinin arkasından ortaya çıkan gelişmeler bu konuyu Kıbrıs'ta yeniden gündem yaptı. Ve bu tabii ki Kıbrıslı Türklerde bu yaşanmış olan acının, bu travmanın yükünden kurtulma ümitleri yarattı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz gerçekten bu travmayı yaşadık. O dönemde, yani cinayetin işlendiği günlerde ben Başbakan yardımcısı olarak istifa etmiş bir hükümetin üyesiydim. Ve bu travmayı yaşadığımızda Kıbrıslı Türkler olarak bütün kesimleriyle çok büyük bir acı yaşadık. O dönemde siz de hatırlıyorsunuz, Türkiye'de çok ciddi gelişmeler yaşanıyordu ve çok ciddi bir askeri vesayet yaşanıyordu. Askerin sorgulanamaz bir gücü vardı vesaire. Bütün bu sıkıntılar nedeniyle Kıbrıs'ta da askeri makamların da bir rolünün olduğu bu olay kolayca sorgulanamadı. Gerek polis teşkilatı, zaten polis teşkilatı Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı. O da Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı. O da Türkiye Genelkurmay'ına bağlı. Dolayısıyla ciddi bir araştırma yapılıp da failler ortaya çıkarılamadı. Çünkü organizasyon tamamen Türkiye'den geliyordu. Sedat Peker'in ve kardeşi Atilla Peker'in ifade ettiği gibi organizasyonu yapan ve fiilen olayı gerçekleştiren Türkiye'den gelen bir ekipti. Zaten o günlerde bizim tarafımızdan da anlaşılmıştı, biliniyordu yani. Dolayısıyla konu Türkiye'de araştırılması gereken bir konuydu ki bu yapılamadı ve bugüne kadar da olay faili meçhul olarak kaldı. Ta ki Sedat Peker'in açıklamaları, kardeşinin verdiği ifade gündeme gelinceye kadar. Bu da, şunu ifade edeyim özellikle, önemli bir fırsat yarattı. Sayın Talat, bir şey sormak istiyorum araya girerek. Efendim, buraya gelmeden önce Sayın Fikri Sağlar'la görüştüm. Kendisi Susurluk Komisyonu üyesi olarak Kutlu Adalı cinayetinin ardından adaya davet ediliyor. Ve burada kendisinin bilgisine başvuruluyor. Komisyonda verilen bilgilere, çünkü bir irtibatlandırma söz konusu. Orada özellikle Uzi silahları konusunda bir araştırma yapıyor. Birkaç yere gidiyor. Yetkili birkaç yere gidiyor. Ve sizin de bu dönemde çok ciddi araştırmalar yaptırdığınızı söylüyor aslında
fikri sağlar. Doğru. Ve sonra bir şey çıkmıyor olaydan. Araştırmalar yaptırırken hangi noktada engellendiniz? Daha doğrusu engellendiniz mi? Nerede tıkandınız? Çünkü belli ki el atmışsınız olaya. Doğru. Zaten Sayın Fikri Sağlar'ın ziyareti benim davetimle oldu. Benim daha önce Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı dönemimde Sayın Fikri Sağlar da Kültür Bakanıydı. Evet. Oradan bir tanışıklığımız, dostluğumuz vardı. O çerçevede ben kendisini Kıbrıs'a davet ettim. Ve Kıbrıs'a geldi, araştırmalar yaptı, ziyaretler yaptı. Meclisteki toplantı, komite toplantısına falan katıldı. Ve kendi bilgilerinden yararlandık. Yapılan suikastin Uzi marka silahla yapıldığını biz biliyorduk. Uzi marka silahın belli çevrelerce sadece kullanıldığını Fikri Sağlar ortaya koydu ve bunun sonuçta özel harekatın bir işi olduğu bir anlamda ortaya çıkmış oldu. Bizim Kıbrıs'ta soruşturmayı yapan kurumumuz polistir. Yani Türkiye'den farklı olarak savcılık değil, polis soruşturma yapar. Polisin soruşturması üzerine konu dosya halinde savcılığa gider ve savcılık, yani başsavcılık da ona dayalı olarak konuyu gerekiyorsa dosya haline getirip mahkemeye sunar. Kıbrıs'ta usul budur. Biliyorsunuz Anglo-Sakson işte yargılama sistemi gereği. Dolayısıyla biz de polis, dediğim gibi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olduğu için polisin daha ileri soruşturma yapmasına pek izin verilmedi. Bunu tabii ben yakından takip edemedim. Çünkü ben ana muhalefet partisi başkanıydım. Hükümet vardı ama hükümet de ifade ettiğim gibi doğrudan işin içinde olamıyordu. Çünkü süreci yürüten polis teşkilatıydı. Polis teşkilatı da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, onun vasıtasıyla da Türkiye Genel Kurmayına bağlıydı. O yüzden daha ileri bir soruşturma yapılamadı. Çünkü olayın failleri dediğim gibi silahlı kuvvetlerle ilişkiliydi. Evet. Çok ciddi bir iddia. Bir saniye. Evet. Mehmet, evet. Sayın Cumhurbaşkanı, bir daha sormak isterim. Şöyle anladım dediğinizi. Dediniz ki Kıbrıs'ta polis, cinayeti soruşturacak olan polis, ne dediniz? Genel Kuvvetler Komutanlığı mı dediniz? Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na, komutanlığına bağlı. Evet. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı. Dolayısıyla Kıbrıs Barış Kuvvetleri'ne bağlı. Onun aracılığıyla da Genel Kurmay'a bağlı, evet. Türkiye Genel Kurmay'ına bağlı. Ve siz faillerinin, evet, de Türkiye'den olduğu için araştırılmadığını mı söylüyorsunuz? Türkiye'de bir kamu kurumunda olduğu için mi araştırılmadığını söylüyorsunuz? Hayır. Söylediğim şu. Zaten gerek Sayın Sedat Peker'in gerek kardeşinin ifadeleriyle ortaya çıktı ki bu olay Türkiye'den tezgahlanmış bir olaydı. İşin içinde MIT'in de bulunduğu bir hareket vardı ve Kıbrıs'a yönelik, PKK'ya yönelik bir operasyon adı altında, ne kadar gerçekçi bir operasyondu bu ben bilemiyorum, ama onun, yani PKK'nın adı zikredilerek Kıbrıs'ta bir soruşturma, bir araştırma yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir ekipten, bir ne duysa Atilla Peker de bu işin içinde, onu bilmiyoruz. Ve bunun sonucunda da PKK ile işbirliği içinde olduğu iddiasıyla Kutlu Adalı'ya yönelik bir operasyon yapıldı. Bunu söyleyen Türkiye'den gelen yetkililer. Dolayısıyla bunun ben
doğru olabileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten